Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 105. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Ocak 1916 İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'na tahliyesinin 105. yıl dönümü töreni, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle sınırlı sayıda katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen programa Çanakkale Valisi İlham Yaktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cem Okyay, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Protokolü ve Askeri Erkan katıldı. Gece gündüz demeden vatanımızı savunan tüm askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi kem gözlerden koru ya Rabbi. Düzenlenen tören sonrası bir açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 9 Ocak Zafer Günümüz, 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda Türk milletinin Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı 9 Ocak günü, Çanakkale'de milletimiz ve Mehmetçiğimiz bir destan yazmıştır dedi. Bugün 9 Ocak Zafer Günümüz, kutlu olsun. 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda Türk milletinin Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı 9 Ocak günü. Çanakkale'de milletimiz, Mehmetçiğimiz bir destan yazmıştır. Ve biz de o fedakarlığı yapan, o destanı yazan, bu topraklar için toprağa düşen o kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yılda bir tören icra ettik. Fakat Türkiye'de ve dünyada olan salgın sebebiyle daha kontrollü, daha az sayıda kişinin katıldığı bir tören yaptık. Lakin yine o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşumuzda bulunduk. İstiklal Marşımızı gönülden okuduk. Ve başta Anafartlar Komutanı, Muzaffer Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla andık. Onları dualarımızla yad ettik ve bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle, minnetle ve şükranla andık. İnşallah bu zor günler de geçtiği zaman, Türkiye ve dünyanın gündeminden salgın hastalık tehlikesi kalktığı zaman yine tarihi alanda eskiden olduğu gibi, hatta daha coşkulu bir şekilde, daha kalabalık bir şekilde o kahramanlarımızı, Çanakkale zaferimiz kahramanlarımızı anacağız. Çanakkale zaferlerimizi kutlayacağız. Çanakkale ruhu bu topraklarda var olduğu sürece inşallah ezanlarımız susmayacak ve bayraklarımız gönderden inmeyecektir. Çanakkale ruhu bu milletin vatan söz konusu olduğu zaman, kutsal değerler söz konusu olduğu zaman ne kadar büyük fedakarlıklar ortaya koyabileceğinin göstergesidir ve Çanakkale ruhu bu topraklara doğmuştur. İşte biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunu unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.